He, olan. O olabilir. Ona gönder ama ah, Şöyle bir şey bak. Ustad Hazretleri e, asıl imam olduğu için her imamın kavli iştihadidir. Yani e, şaşıracaksınız ama Kur'an ayetleri müteşabihtir. İşte bir kısmı. Bir şey açmak mı abi? Bak. Munad ilahi çıkartmak orada. Hmm. Tamam hmm. Mesela yüzde doksan nastır der. Yüzde doksan nastır Kur'an'da. Yüzde on iştihadidir. O da coğrafi, fiziksel ve insanların toplumlar arasındaki uçurum farklılığını tamamlamak içindir. Yüzde on iştihad. Yüzde doksan iştihad girmez. Ustad Hazretleri diğer alimlere muhalif olarak bir yerde evlilikte bütün ulema birinci şart diyanettir der. Dindir der. Din. Din birliği. Sonra sanattır, şudur, budur. 10 tane madde var. 20. Ustad Hazretleri tek bir yerde ilk önce seciyeten diyor. Sonra diyaneten diyor. İlk önce ahlak diyor. Ahlak öne çıkıyor. Evet. Ahlak öne çıkıyor. Şimdi sanat nedir sanat? Yaptığı iş değil yani sanat. Kendini yönetme sanatıdır. Yönetme. Mesela bugün yine yenime diyordum. Ya işte şöyle bu Ömre'ye de anlatıyordum. Örnek veriyorum. Ee, ya şöyle yapıyorum ben ötekiler de şöyle yapıyor. Arkadaşlarına sitem ediyor. Bak. Lider insan başkasının tavır ve davranış ve konuşmasına mukabil davranışını belirlemez. Bu köle insanlardır. Sen bana böyle yaptın mı? Aha ben de sana böyle yaparım. Sen bana böyle mi dedin? Ben de sana böyle diyorum. Sözünden dolayı zaten çekmemiz kalmadı. Evet. Anladın mı? Bu köle insandır. <laughs> mesela senin davranışını, bağırmanı, sinirlenmenin karşısı belirliyor. E sen o zaman yolları vermişsin karşı tarafa. Hmm. Yani bu sanat değil o zaman kendini yönetmek. Yani mesela sen bana böyle mi yaptın? <laughs> bana böyle fası Ben de sana böyle fası yaparım. Sen bana böyle mi dedim? Ben de sana böyle de dedim. Bu bu hür insanların özelliği değildir. Tam zıttını yapıyormuşuz Mersin. Böyle mi yaptın? Sen beni yönetemezsin. Ben de sana böyle yaparım. Tam, tersi. Tam tersiymiş Mersin. Köle, köle insanların özelliğidir bu. Peki nedir o? Ee, lider insanlar başkasını yöneten insanlar değildir. Lider insanlar e, başkasını yönetme hakkı kazanmış insanlardır. Peki ne, neden kazanıyor başkasını yönetme hakkını? Nereden alıyor? Kendini yönettiği içindir. Hmm. Hmm. Allah'a tanımanın tanımanın yolu kendini tanımadır. Nereden alıyorsun bu yetkiyi? Allah tanımak kadar büyük nimet var mı? Bunu şeyden alıyorsun. Kendini tanımaktan alıyorsun. Tamam. Şimdi başkasını yönetme hakkına sahip olabilmen için kendini yönetmen lazım. Şimdi bana böyle dedi. Ben de böyle yaparım. Ben bu kadar iyilik yaptım gözüne dizine dursun. Ben de şöyle olsun. Ondan sonra <laughs> bu bu köle insanlardır. Yani bu bir za insan oldu. Kur'an okurken aklına evet. gitmiyor. Yani. Zavallı insanlardır. Evet, yani, ne, ne diyor biliyor musun? Bir, bu söz benim değil de hatırlarsınız. Büyük bir zatın sözüdür. O ismi e, sinüs kosinus tanjantı bulan adamın sözüdür. Adını unuttum bunu. Diyor ki küçük insanlar kimdir? Küçük insanlar e, kişileri konuşur. İşi gücü kişi. O dedi, bu dedi, bugün. Orta insanlar fikirleri konuşur. Tartış. Büyük adamlar ise büyük adamlar davaları konuşur. Yani onların artık dünyalarında araba gitti, şey geldi, yemek geldi. işte sen bana böyle dedin, bana çaka yaptın, bana bu külan beylik yaptın. Ben de sana böyle bunlarla uğraşmaz. Yok öyle bir şey. Yok dünyalarında öyle bir şey yoktur. Mesela ben bu kadar iyilik yaptım. Gözüne dizine dursun. Sen yani böyle mi yapacaktın? Bunlar basit insanların özelliği. Peki biz her daim bir de şu var. Böyle dinliyorsunuz bunu söylüyorum da. E, kendine kıyas ettiğin zaman zorumuza da. A, o zaman ben basitim. Hayır. Söylediğim her daim olmaz. Mesela ihlas. Bir adam ihlaslıdır. Ya her hayatın her safhasında, ailesinde, çocuğuna, iş yerinde, davasında, dava arkasında. Kadar... Olmuyor kardeşim. Araba sürerken de ihlas var. Olmuyor. Her daim ihlaslı olmaz. olmaz değil mi abi? Kim? Eha savasa mahsustur o. Hmm. O peygambere aittir. Ha. Hayatın her safhasında ihlaslı olmak. Hayatın her safhasında lider insan olmak peygambere mahsustur. Nedir o? Bugün 3 saniye 5 saniye ihlaslı oldun. Sabah üç, iki saniye ihlaslı oldun. Bu konuda ihlaslı oldum Bu konuda dolamadım 2 bir 1-1. Bir, bir. Hmm. Yani hmm. ama galip bunu bilmemiz lazım. Yani başkasının konuşmasına ve tavrına karşı davranış belirlemek bu yani askeri stratejik bile böyle değildir yani. yani seni belirleyen karşılıklı taraftır o zaman. Tamamen ona tabi yani öyle oluyor. Bana öyle yaptınsa ben de böyle yaparım diye. Kendi dünyada yaşarsın. Mesela peki nasıl yapacağız? Çok sıkıldık. hadiseler oldu. Çünkü hadisesiz olamazsın yani evde falan. Böyle sık ev, ev sorunu dışarıda sıkıldığımız zaman çözümü nedir? En en kesin böyle, en güzel. Herkes bir şey der. O abi şöyle yap, evi terk et. <laughs> Efendim şöyle de deme, şunu yap. En kesin çözüm. Nereye gidersen git. Zidnana bile atılsan kesin çözüm yok. Hapishanede nereden gideceksin? İçe döneceksin. İçe döneceksin. Allah. Im. İçeriye gireceksin. İçeriye <laughs> abanacaksın. Dışarıda fırtına kopuyor. Camları kapattın. Bir kimse yok. Yani içeriye döneceksin. Enfuse döneceksin. Enfusun en büyük nimeti başkasına cakka yapma ihtiyacını duymaz. Zaten kendisinde sultandır. Ballar balını bulmuş yani. Kendisine sultan olmuş. Sana amir olmaya tenezzül eder mi? Hatta zaman kaybı kabul eder. İçeriye enfus demek kendine mukayet olmak, Kendine hakim olmaya çalışmaktır. Kendine tanışmaktır. Kendini sevmektir. Kendinle muhabbet etmektir. Kendine aşık olmaktır. Kendine değer vermektir. Hayata anlam yükleyen sanat sahipleri bunlar. Hayata anlam yüklenmiş insanlar sanatkardırlar. Yani ile bakır yapmak, telefon yapmak sanatkarlık, araba yapmak sanatkarlık değil. Onun adı zanattır. Sanat kendini yönetmektir. Allah sanidir, Allah sanatkardır. Allah zanatkar değildir. Zanatkar insan, Z, ee, z, zanat Osmanlı bunu tefrik etmiş bu kelimenin. Zanat insanların yaptıkları sanat sahiplerine deniliyor. Zanatkar sahibi. Eserler değil mi? Eserlere. E, sanat sahibi Sani Zülcelal. Hmm. <laughs> e, yani sanat sahibi olan cenab kastediliyor. <laughs> İçeriye gireceksin. Ali dedi ki nasıl gireceğiz değil mi? Oraya evet, gel. Ben şunu merak ha, nasıl gireceksin? İçeriye girince o. Vallahi yani ben hapishanede girdim, işkence de gördüm, bu durumlarda girdim, yani <laughs> aşağılandım, işkence gördüm kardeş. Gömleğimin berbat olduğunu biliyorum kan içinde. Yani biliyorsun 98. Yani bu hapis yani hapiste her türlü şey. Peki nasıl rahat ediyorsun yani? Yapabildiğim kadar rahat ettiğimi söyleyeceğim. İçeriye gireceksin. Nasıl gireceksin? Enfusi birincisi. Ee, girmeden önce yöntemini söyleyeyim. Bir, bu tür insanlarla diyaloğun olacak. Kuvvetli. Yani İmam-ı Rabbani'nin sözüdür. Ne olmak istiyorsan senden önce olanlarla beraber ol ki bunu sana söylesin. Mesela içe girmeyen adam bunu diyemez. Tamam İyi İki, enfusi derslere biraz tefekkür edecek. Şu nasıl olacak? Hemen geçeceksin. <laughs> Külliyata. Külliyata başına geçmeden önce şu soruyu soracaksın ilk önce. Şunun hakareti, şunun meselesi veya şu hadise benim davam mıdır, beşeriyetim midir? Hmm. Sorularla ayıklayacaksın. Hmm. Cevap bulmayacaksın. Yani bunun hakareti, bunun bana hücumu veya bu olay. Ee, mesela diyelim ki bir şeyden kaçmaya çalışıyorsun. Kaçamıyorsun. Dil midir? Ya, kaçtıkça şiddetleniyor. Dokunma. Dokunma. Git. Şimdi bu din midir? Değildir. Bunu bana söz söylemesi hakareti din mi mucum? Değildir. Usta diyor ki nefsimi kırana rahmet. Yani bu din midir? Hayır. E bu, bu neyini aşalıyor? Beşeriyetimi aşalıyor. Ondan sonra Risale-i Nur'un başına geçersen bugün mesela da Başım böyle bir e, olumsuz tabi haberlerde geliyor ya. Diş haberleri demiyorum vesaire. Akrabalı olur vesaire. Adamın derdi oluyor. Kendi kızından sorunu oluyor falan. Açmış vesaire. Şimdi o çözüm bulduktan sonra seni etkiliyor. Hemen masama oturdum. Akıl araç yapıyorum. Akıl. Akıl toplamasına. Top me me illa şey, risale mevzusu değil. Seni en çok meşgul eden, tefekküre sevk eden nedir seni? Hemen onun başına otur. Yolda gidiyorsan bile sağa çek. Veya tür o tür mevzuları, kase şeyin de hazır, hazırım varsa cep telefonuna ona bas onu dinle. Mesela benim e, böyle e, cümlelerim eee yazdığı şey sese dönüştürdüğüm şeyim vardı. 15-20 dakika. Mesela biraz önce dedim ya. Kelam nedir? E, kelam aklın aklın sahibine münasebet kurmanın adıdır. Yani akıl var bizde bir de aklın ustası var bizim. Aklımızın ustasıyla aklın ustasıyla aklımızı münasebetdar etmenin adıdır kelam. Tamam. Yani, Ondan sonra vahiy neydi? Subutu sıfattan e, lefi mahfuza iniş süreci vahidir. Lefi mahfuzdan bize inmesi kelam ilahidir. Konuşmaktır. İlk defa Allah bunu buluyor. Tobe buluyor. derim ya tefekkür için söylüyorum. Allah konuşmayı nereden hatırına geldi? Bu yöntemi bulmuş. Çıkartmış. Anladım. Şey, Kur'an için ne diyordunuz abi? Büyük aklın. Evet. Büyük Kur'an işte. Kur'an nedir? Hı -hı. Aklın, aklımın akıl ustasıya, aklımın ustasıyla münasebet kurmanın ifadesidir. Kur'an veya kelam. He, o. Kelam odur. O kelam odur. Kur'an kelamdır. Ha, o şekilde diyorsun. Evet. Ha. Çünkü Mosebet çok acayip oldu abi evet. şimdi şey ya. O zaman e, felsefe nedir? Akıllar arasındaki ooo. ilişki ve çelişkinin dilidir. Bir daha. Evet. E, felsefe e, sohbeti de anlatacağım. Bu sohbet nedir? Şu konuşmamızı da anlatacağız. Hı hı. Bu vahiy değil. kelam ilahi değil. Felsefe de değil şu konu. Şunun adı sohbet'tir. Sohbet ne demektir? Demlenmektir. Mayalanmaktır. Kendimi kendi birbirimize takdim etmektir, ikram etmektir. Onun için Allah Resulü sahabesi sohbet ehliydi. Sohbet ehli sahabe denir. İçe geçmeyi gene kimsen hala Senin ilgini çeken yani tefekkürüne sevk eden hemen onun mevzunun o masanın önüne otur. Mesela beni ilgimi çeken Dima araştırıyor. Aklın başına oturdum. Her şeyi unuttum. Geçtim ona. Yok unutamıyorum. O zaman seni yer yer sıkıntılardan kurtaran cümleler vardır. Onları hatırladıkça bir kağıda yazar mısın? Sen çok sıkıntıdan kuyudan çık çıkarmana vesile olmuş merdivenler var. Bazen zembil oluyor. Bazen bir dürbün oluyor. Ha? Bazen duymadığım bir sesi radyo havada duymadığım sesi bize dönüştürüyor. Ha. Şimdi o cümleleri bir yere yaz. Sese dönüştür onu. Telefonuna kaydet. Arabayla giderken bir yere veya bir yerde. Canın sıkıldı. O ses kaydını aç. Cümle cümle dökülsün. Mutlaka bir tanesi gene seni çıkartacak. Çıkartıyor evet. Çok doğru diyorsun abi. Çok güzel bir tespit abi. Evet. Ya. Onu kaydedin yani. Mutlaka kaydedin. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Metnin okurken diyor Kur'an yani. ilham gelirse. Yani ilham, ilham kuş gibidir diyor. Allah sizi özelidir diyor ikramı. Kuş gibidir diyor. Gelince diyor ayağından bağlayın. Kesinlikle. Ayağından bağlayın. Yani kaydedin. Kuşu var. Yani enfusi tefekkürü seni ilgini çeken konu neydi ise hemen o mevzu. Mesela ben bugün oturdum aklın önüne. Aklın önüne oturdum. Ondan sonra daldım gitti. Mesela ee, ta saatler geçmiş aa. Ee, mesela ben ezan adetimdir. Ezan hemen okununca hemen zaten kılarım. Bugün baktım ki belki de olmasın yalan ama 10 dakika geçmişti ikindi. Daldım anlamadım. Ya tamam şu cümleyi bitireyim dedim. Ondan sonra bize mi şey diyorsun? Geçelim abi. Tamam. Kaç dakika var ki? Sıfır olmuş. 2-3 dakika. 2-3 dakika. O zaman elimizi bir yıkayabilir. Tamam. Evet. <laughs> Nerede? Buraya Bak. Eyvallah Sen, sen farkında olmadan yapıyorsun onu. Ben de yapıyorum biliyor musun? Tamam. Bir yerde not alıp orayla Senin çıkartan Cenk gelecek. Gelin hadi 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 Gelin ya. yıkayın, yıkayacaksanız evet. bak. Ha. Kapağı çıkar zaman açık olmaz. Ha, evet. tamam. Ondan sonra evet. ben, ben şuraya geçeyim. Başka, ben de yer arıyorum böyle. Evet. Uygun bir yer arayayım. Buyur, buyur. git gel git gel, gel. bakayım saat kaç dakika var <laughs>